Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Biraz böyle iyi olmaya çalışıyoruz. Ülkece acılar yaşadık. Şimdi bunlardan fazla söz etmeden bu güzelliklerden konuşmak istiyorum sizinle. Güzel bir menekşem. Rengine bayılıyorum bunun. Aslına bakarsanız arkadaşlar şimdi beyaz menekşe getireceğim bir tane. Bu menekşem aynı. Ama camları farklı olduğu için iki tane ayrı menekşe gibi duruyor. Aslında ikisi de aynı menekşe. Aynı menekşeden. Şöyle yapraklarına da bakarsanız. Harika gelişim gösterdi. Şöyle saksıları çok büyük. Evet biliyorum. Ama kontrollü su veriyorum bunlara. Fazla su verirsem biraz sonra göstereceğim gibi kök çürmesi yaşayabiliriz. Onun için çok böyle kontrollü veriyorum suyunu. Bunun saksısı da çok büyük. Bu toprak bir saksı. Çok az su veriyorum. Tabandan sulama yapmıyorum. Niye? Tabandan su yaptığım gibi birden emiyor suyunu. Ondan sonra kök çürmesi yaşıyorum. Şu kenarlarından, şöyle kenarlarından hafif hafif göbeğine şey yapmadan, su değirmeden kenardan veriyorum. Bunun şeyi yetiyor, onun nemi yetiyor ona. Şuna gelelim arkadaşlar. Bu benim kök çürüğü yaşadığım bir menekşe. Nasıl anlarız derseniz. Birkaç tane daha yaprak çıkartalım. Bakar mısınız nasıl? Her halinden belli kök çürmesi yaşadığımız. Siyahlaşma var. Şimdi arkadaşlar bunun köklerini temizleyeceğim. Bir kaba koyacağım. Kök salmasını sağlayacağım. Bunlar benim çok güzel menekşelerim, saksılarım. Ama dediğim gibi işte bazen kök çürmesi yaşayabiliyorum ben. Bunu ne zaman dikmişim bilmiyorum ama tarihini de atmamışım. Şurada küçücük bir menekşe var. Şuradan keseceğim. Kökünü temizleyeceğim. Yan kök çürümesi yaşıyoruz bunda, yan tarafında. Şöyle göstereyim. Yan tarafından kök çürümesi olmuş. Bunu temizleyip burada yine küçük bir menekşe. Tabii çiçeklerini alacağız. Bunun çok güzel çiçekleri vardı. Benim komşumun hediyesiydi bu. Harika gül gibi açıyordu. İnşallah kurtaracağız bunu. Bütün çiçek tohumlarını alacağız etrafındaki. Formunu da bozmadan, menekşe yapraklarının formunu bozmadan. Şöyle kök çürüğünü göstereyim size. Bu kök çürüğünü tamamen temizleyeceğim. Etrafını böyle kazıyacağım. Şurada bir tomurcuk, daha çiçek tomurcuğu var. Böyle etrafını kazıyacağım. Bir kaba koyacağım bunu.
Şöyle bir kaba koyacağım arkadaşlar. Plastik bir kaba. Kapağını da kapatacağım. Tabii su püskürteceğim ben buna. Bu bir haftaya kadar, bir haftaya bile kalmaz. Kökleri o kadar güzel oluşuyor ki. Şöyle de yapabilirsiniz. Bunu böyle bir bardağa da oturtabilirsiniz. Orada da kök yapar. Ama ben burada fazla da yer kaplasın istemiyorum. Böyle camın bir kenarına koyuyorum bunu. Bu böylece kökleniyor. Harika da bir kök yapıyor. Arkadaşlar şimdi iki tane bir menekşem var benim. Onları o kadar çok seviyorum ki çok güzel. Şimdi onları göstereceğim size. Bunlar iki kardeşler. Önce bu büyüğü göstereyim. Bunu böyle taç yapraklarını aldım. Bu şey trey menekşe olduğu için bu böyle etrafını sarması lazım. Bunu taç yapraklarını aldım. Buna diktim. Buna diktim. Harika gelişim gösterdi. Artık bunun seradaydı. Dışarı çıkma vakti geldi. Fazla su vermiyorum. Çünkü çok nazikler bunlar. Aslında çok da dayanıklılar. Fazla suyu kaçırdığınızda maalesef ölümüne sebep oluyorsunuz. Şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel. Harika gelişim gösterdi. Bunun artık yavaş yavaş çıkarmaya başlayacağım. Seradaydı bu. Birazcık böyle kapağını açacağım. Yarım açacağım. Ertesi gün biraz daha açacağım. Böyle böyle normal hayata alıştırmaya çalışacağım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şurada ideal saksılarımı da göstereyim. Menekşe saksılarını göstereceğim demiştim size. Burada ideal olan menekşe saksılarım. Bunlarda çok kök çürümesi yaşıyoruz ama gene de dikiyorum. Çok seviyorum bu saksılarımı. Altına drenajı sağlaması için bolca taş koyuyorum ki menekşeyi kök çürümesi yaşamayalım diye. Ama ideal olanı bunlar. Bu toprak bir saksı, eski bir saksı ama çok işe yarıyor. Bu da dediğim gibi Bauhaus'tan almıştım bu saksılarımı. Yüzeyi çok geniş. Çünkü hava almasını sağlıyor. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.